Merhaba sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar. Haziran 2024 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yaylar, Jüpiter yönetici gezegeniniz artık İkizler burcundaki yolculuğuna başladı biliyorsunuz. 26 Mayıs itibariyle ve Haziran 2025'e kadar da İkizler burcunda olacak, karşıt burcunuzda olacak. Ve bu ay gerçekten özellikle ilişkilerle ilgili sizin için çok önemli etkiler var gökyüzünde. Jüpiter'le birlikte Venüs İkinci şans gezegenimizde İkizler burcunda ayın 17'sine kadar, Merkür İkizlere geçiyor 3 Haziran itibariyle ve Güneş de ayın 20'sine kadar zaten İkizler burcunda parlayacak. Karşınızdaki kişi, eşiniz, partneriniz, ilişkileriniz, işbirlikleri, evlilik ve benzeri konularda önemli hareketlilikler var ve önemli fırsatlarınız da var. Jüpiter'in buradaki fırsatları bir yıl devam edecek ama özellikle bu Haziran ayında Venüs'ün de orada olması tabii ki biraz daha öne çıkıyor. 3 Haziran, 4 Haziran Jüpiter'in Plüto'yla çok güzel bir hava üçgeni oluşacak gökyüzünde. Bu önemli bir karar, önemli bir teklif anlamına gelebilir. İşbirlikleriyle de ilgili olabilir ya da işte ikili ilişkileriniz ya da eşinizle birlikte verebileceğiniz bazı önemli kararlar olabilir. Çok destekleyici görünüyor, çok özel fırsatlar şeklinde karşınıza çıkabilir ve 6 Haziran'da 16 derece İkizler burcunda yeni ay doğacak. Her yeni ay yeni olasılıkları, yeni gündemleri hayatımıza taşıyor biliyorsunuz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle Güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 12 ve 20 derece aralığındaysa çok daha güçlü etkiler alabilirsiniz bu yeni aydan. İşte bu yeni ay aslında ilişkilerinizde bir kapı açacak gibi görünüyor size. Evlenmek, ortaklıklar kurmak, teklifler almak, işbirlikleri için çok güzel fırsatlarınız var. Eğer evliyseniz eşinizin hayatında önemli gelişmeler olabilir. Eşinizle birlikte hayatınızda önemli dönüşümler yapabilirsiniz. Düzenlemeler yapabilirsiniz. Kuşkusuz şans bu dönemde sizin için eşten, ilişkilerden, ortaktan ya da arkadaşlardan gelecek sevgili yaylar. Bazı böyle hukuksal işleriniz tabii ki 7. evde olabilir. Davalar, mahkemeler ve benzeri konular. İşte bu hukuksal işleriniz alanında da bu ay şanslısınız. Bazı fırsatlar karşınıza çıkabilir. Bir sorunu çözebilirsiniz ya da bir sorun varsa bunun için hukuksal bir adım atmak istiyorsanız daha güçlü adımlar atabilir, gerekli destekleri alabilirsiniz. Doğru bir avukatla temasa geçebilirsiniz. Doğru danışmanlıklar alabilirsiniz. Size yol gösterecek, size hizmet verecek kişiler, kurumlar karşınıza çıkabilir. Dolayısıyla bu tarz ilişki dinamiklerinizde de yine önemli etkiler içerisinde olabilirsiniz. 9 Haziran Güneş Satürn kavuşumu genel anlamda biraz sorumluluklarla bizi yüzleştirebilecek bir açı. Hangi alanlarda olabilir? Tabii ki evlenmek, yuva kurmak ve sorumluluk. İşte ihtiyaç var ev yuva kurmak için. Ev ihtiyacı var. Bazen aileyle, ebeveynlerle biraz aile büyükleriyle ve otorite kavramlarıyla olan ilişkilerde dengeyi kurmak zorlaşabilir. Üzerimizde baskı hissedebiliriz, kısıtlanma hissedebiliriz. Sorumluluklarımız artabilir aileyle ilgili konularda. İşte tüm bunlara dikkat çekiyor bu açı özellikle. Ve Mars Boğa'ya geçecek 9 Haziran'dan itibaren. Biliyorsunuz Mars enerjimizi yöneten gezegen ve Mars neredeyse biraz orada daha fazla çaba gösteriyoruz. Boğa burcundaki bir Mars 6. evinize yönelirken günlük hayatınızda da biraz yorulabileceğinizi gösteriyor. Şu dönemde belki bir düzen kuruyorsunuz. İşte evlilikle ilgili işleriniz var. Yuvayla ilgili işleriniz, aileyle daha fazla meşgulsünüz. Belki evde çalışıyorsunuz. Yani evden çalışan bir yayda olabilirsiniz. Dolayısıyla burada biraz efor sarf etmeniz gerekiyor. Günlük hayatınızın düzenlenmesi, yaşadığınız ve çalıştığınız ortamlarda yapılacak işler, biraz angarya işler de olabilir tüm bunlar. İşte evcil hayvanlarınızla ilgili sorumluluklarınız olabilir. Biraz hani yanınızda çalışan, hizmet aldığınız kişilerle ilgili işleriniz olabilir. Tüm bunlar olurken yorulabilirsiniz. Ve tabii ki genel sağlığınıza da dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü Mars 6'dan geçerken sağlık konularındaki hassasiyetleri arttırabilir. Özellikle 11 Haziran, 12 Haziran gibi Mars-Plüto karesi aktif olacak ki zor bir açı Mars-Plüto karesi. Sağlık konularında işte böyle bir kronik ağrılarınız olabilir. Ufak tefek sorunlarınız olabilir. Belki böyle ev kazaları gibi hani bir yere ayağınızı vurabilirsiniz, çarpabilirsiniz, böyle düşmeler falan. Bunlara dikkat edelim lütfen. Eğer böyle önemli bir kronik sağlık sorununuz varsa kendinizi çok yormamaya çalışın. Bu dönemlerde çünkü sağlık konularındaki hassasiyetler artabilir ve yorulabileceğinizi de gösteriyor gökyüzünün pozisyonu. 17 Haziran itibariyle
Merkür ve Venüs Yengeç burcuna geçecek. İkisi birlikte geçiyorlar aynı gün. 20'sinden itibaren de Güneş Yengeç burcuna geçecek ve bu artık biraz maddi konular, para konularındaki beklentilerinizin öne çıkabileceğini gösteriyor. İlişkilerle bağlantılı kaynaklarınızda da artış olabilir. Örneğin hani eşinizin gelirleri olabilir, size mesela destekleri olabilir veya evlilikle bağlantılı veya bir işbirliği, ortaklıkla, bir anlaşmayla, sözleşmeyle bağlantılı parasal paylaşımlar söz konusu olabilir. Kredi gibi hani borçlanma konularında daha fazla etki alabilirsiniz bu dönem itibariyle. Veya böyle bir evlilik, ayrılık gibi bir konunuz varsa, tazminattır, nafakadır veya bir miras paylaşımıdır. Bu alanlarda da önemli etkileriniz olabilir. Ve 22 Haziran'da 1 derece Oğlak Burcu'nda Dolunay var. İşte para evinizi aydınlatan bir Dolunay. Biliyorsunuz Dolunaylar farkındalık dönemleri, sonuç alma dönemleri, bir işin netleştiği dönemler. Bu Dolunay sizin için parasal bir netleşme anlamına geliyor. Yani bir borcunuz var, İşte bunun ödenmesiyle ilgili bir konu netleşiyor. Veya işte bir alışverişiniz var, bir harcamanız var, bir yatırımınız var. Satürn şu sıralarda sizin dördüncü evinizde olduğu için birçoğunuz işte yuva kurmak, ev almak gibi sorumluluklarla uğraşıyorsunuz. İşte burada, bu alanlarda bir yapılandırmanız olabilir örneğin. Bir evi satmak olabilir, kiralamak olabilir, bir kredi almak olabilir. Size ait ya da aileye ait bir toprak, arsa gibi konularınız olabilir. Tabii ki iş konuları, hani kazançlar, gelir gider dengenizle de ilgili bir döngü burada netleşebilir. Bir işe girmek gibi ya da bir işten ayrılmak gibi ya da gelirlerinizde olan düzenlemeler gibi. Herkes aynı şekilde etkilenmiyor tabii ki. Özellikle öncü burçlarımız daha fazla etkileniyor aslında. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle öncü burçların ilk derecelerinde gezegenleriniz varsa bu dolunay sizin için daha güçlü çalışabilir. Esas etki aslında birçok gezegenin 7. evinizde ve 8. evinizde olması ayın geneline baktığımızda. Bu da ilişkiler, işbirlikleri, ortaklıklar, evlilik gibi konular ve bunlarla bağlantılı parasal kaynaklarınız, hisseli paralarınız, paylaşımlarınızla ilgili Haziran ayının çok dikkat çekici, öne çıkıcı ama sonuçlar da getirebilecek önemli bir ay olduğunu bize işaret ediyor. Şans nereden yana? Bu ay şans özellikle eşten, partnerden ve ilişkilerden yana öne çıkıyor sevgili yaylar. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay dilerim. Hoşça kalın.